Arkadaşlar herkese yeniden merhaba hepiniz hoş geldiniz Subnautica'ya Şu an baktığım yönde ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Şu an baktığım yönde ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? <laughs> ben de biliyorum ama Eee Şimdilik amacımız orası değil iç atmalar açık olsun Geçer ben sanırım e, bunca zaman herhalde aradığım şeyi Yanlış bir baya yaklaşmışız biz okey Şimdi haritaya baktım Subnautica'nın e, Haritasını haritasına güncellenmiş haritaya Bu bulunduğumuz bölgede Yaklaşık olarak 5 tane reaper var. Hani haritanın bana dediğine göre e, buralarda 5 tane ve 6 tane yakın reaper spawn oluyor ve sürekli olarak hareket ettikleri için tam olarak da nerelerde dolaştıkları belli değilmiş oyunun haritasının bana verdiği bilgiye göre. Dolayısıyla hem aradığımız biyon bu bölge değil, aradığımız biyon bir sonraki adanın dibi bir o var ve bir de e, Mountain Island bu büyük silahı bulduğumuz ada var şu tarafta olan ada. Onun yaklaşık olarak daha çok e, şu yönü. Yani de soluyuz biz west'e gidiyorsak şöyle hafif bir şöyle döndürebilirsem oranın da yanılmıyorsam eee Vestine doğru. Yani daha da bu gemiden uzaklaştığımız noktalarda şey varmış eee Blood Kelp Forest. Önce oraya gideceğiz. Tabii ben şu adaya şeye doğru gidiyorum. Kendi yeme gidiyorum Çünkü ben neyi unutmuşum abi? Mushi'yi almamışım. Hani bakarsanız belki çok fazla derinliklerde takılmayız. Eğer yüzeylerde olursak birazcık daha Mushi benim işime yarar. Ki kullanmayacak bile olsam geminin arka tarafına koyarız diye düşünüyorum. Şu sesleri duyuyorsunuz değil mi? İnanılmaz. İnanılmaz. 13. yaşam kodasına doğru gitmek de istiyorum aslında bakarsanız. Çünkü yorumlarda bana söylemişsiniz. 13. önemli olduğunu söylediniz. Fakat 13'ü ben neden Acaba e, bana şey mi diyorsunuz? Ulan buraya kadar gelmişken acaba şeye de gitsek mi? Gerçekten işte kaybettik artık. E, biliyorsunuz komutanın şeyine de gidebiliyoruz artık. Şöyle bir kontrol edeyim bir saniye. Gemiye burada bir şey olmaz herhalde. Işığı kapatalım da dış ışıkları ne olur ne olmaz. Şimdi bir tane bizim bilgimiz vardı. Bir tane şifre vardı daha doğrusu. Hmm. Aurora'dan kurtulanlar. Bir yerde bir tane şifre vardı. İşte bu. E, bu olabilir mi? Hayır e, ee, yüksek güvenlik kaptanın odası. 26.79 bunu unutmamam lazım. 26.79 E, ee, nasıl unutmam ben bunu biliyor musunuz? Şöyle unutmam. Ee, benim şey nerede? Bir, bir şey yazabilmem bir şey lazım. Bir şey bir şey yazabilmem lazım. Burayı ben niye kullanamıyorum? Bakın ben burayı kullanamıyorum. Heh şimdi geminin adı neydi? Ben bunu unuturum. O yüzden şuraya bir yazayım. Neden değiştiremiyorum? Bir saniye. Şunu bir değiştir abi. E, ee, 26... 79 muydu? Aynen 26-79'du sanırım. Kontrol edelim. 26-79. Okey. adı şimdi 26-79 olsun gençler çünkü. <laughs> Yazacak bir yer yok ya. Hakikaten not olacak bir yerimiz yok şu an için. Denizin ortasındayız. Ve ne kağıt var ne kalem. Dolayısıyla... Gemin adını şu an 26-79 yaparsan bir sıkıntı çıkmaz sanırım. Aman yarabbim çok karanlık oldu. What? Oo haş. Bir dakika ben mi karanlık oldum? Ben güneş buluta mı girdi? Bakın bazı yerler Aa, hava çok aydınlandı çok ilginç. <laughs> bip bip. Hey. Hey. Bakın gözüküyor mu haritamda benim şeyimde? Sanırım agresif tam altımda. Agresif olmadığım için ben gözükmüyor. Ay tatlım benim. Bir şey çarptık. Sanırım ben agresif olmadığı için, olmadıkları için daha doğrusu benim şeyimde gözükmüyorlar radarımda. Halbuki çok ilginç. Sürekli gemiye bir şeyler çarpıyor. Herhalde küçük balıklar olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü bu balıklar hiçbir şekilde tehlike, tehlike arz etmiyorlar. Tüm hızla ilerliyorum. Gemi kavitas çok fazla gürültü çıkarıyor diyor. Bu noktada çok fazla gürültü çıkarmasının bir e, zararı var mı diye de düşünüyorum aynı zamanda. Sanırım geminin ısınmasından başka bir zararı yok. En azından şu an güvenli sularda olduğumuzu biliyor. Dolayısıyla ne kadar ses çıkartırsam çıkartayım. Okey tamam normal hızı alalım. Bir şey, ay bir şeylere çarpıyorum ama neye çarptığımı görebilsem keşke. Her neyse gemide hasar gözükmüyor. Geç burada hasar da yazmıyor. Şu sol tarafta yazıyor ama sol tarafa daha fazla bakamıyoruz. Şimdi Mushi'yi alacağım. Ve aslına bakarsanız önce direkt diğer adanın altına gitmek istiyorum. Ama işte bilemiyorum yani direkt oraya iki yere gideceğiz çünkü bu bölüm. Bir tanesi Mountain Island'ın şeyine. Hatta ben bu cihazı çok fazla yanaştırmayayım ya. Çok fazla çünkü şey oldu. Eee, şurada bırakalım bu arkadaşı. Yanlış yaptım. Şuraya gelelim. Motoru kapatmayı her defasında unutuyorum. Okey. Motoru kapattık. Şu iç aydınlatmalar açılsın. Geminin pili iyi durumda diyebiliyorum. Burada bir yerde bana dolap olduğunu... Aa bakın burada dolaplar varmış abi. Ben daha fazla dola dolap yaptım halbuki yukarı. Ne oluyor lan? Ha bitkiler içeri giriyor, okey. Tamamdır çıkıyoruz. Selamlar. Taradık sulardayım ve çok mutluyum. Mushi alıyoruz ve... Aa! Mushi gördünüz mü? Az önce dışarı çıkmıştı. İlginç. Çok tuhaf. Çok çok tuhaf. Harika. Harika, gidiyoruz bakalım. 300 metre derinlikte de. bana soracak olursanız daha değerli madenleri toplamak için en azından ee, güzel bir derinlik olsa gerek. Bakın. Sakin olun oğlum, sakin olun, sakin olun. Ben şöyle içeri doğru bir yerleşeyim. Daha ne yaparsanız yapın. Okey. E, bu cihaz da burada şarj oluyor. Sağlamlık, güç kaynağı dolu. Hemen kapağını kapatıyoruz ve... Yola çıkıyoruz. Madem buraya kadar geldik. E, öteki adaya doğru gidelim. Şunu açalım. Şunu kapatalım. Yok bir tam tersi. Vazgeçtim. Dışarısı da açık olsun. Bütün ışıklar açık olsun abi. Bütün ışıklar. Çünkü. Hadi oğlum. Bilmiyorum durduk yerde motoru kapatmanın bir zararı var mı? Ara şey araba diyecektim. Ee, Cyclops rölantide çalışsa böyle sürekli motor çalışsa hani yakıt harcam. Benim bildiğim kadarıyla arabalar rölantide çalışırsa sürekli çok az miktarda da olsa yakıt harcadığını biliyorum. Aynı şey acaba bu büyük bebek için geçerli mi? Oğlum çok iyi ya. Çok tatlı bir şey var ya şu. Yalnız gittiğim yer şu an çok şey değil ha. Yanlış yani bana suçluk olsam şu burnumu kurtarmak istiyorum. Burnumu kurtardıktan Cık, feneri kapatacağım abi böyle olmuyor. Hakikaten önümü göremiyorum. Dış projektörleri kapat. Lan böyle de göremiyorum. hay Allah ya Rabbi. Her neyse işin iyi yanı nereye gideceğimi? Aa bakın. Yıldıza bakar mısınız? Diğerlerinden daha farklı parlıyor. O her defasında yeni şeyler keşfediyoruz. Bakın şeye doğru gidiyorum. Eee adaya doğru. Oranın altına ineceğim çünkü orada bildiğim kadarıyla Grand Reef var. Benim aradığım eee subangisini yapmak için gidiyorum. Hem işin iyi yanı 19. yaşam kuzasına da yaklaşıyoruz. Belki de o yaşam kozası bu yaşam kozası. Ben fenerleri yakayım çünkü e, suyun altından gideceğim. Yüzeyden gitmek istemiyorum ve bildiğim kadarıyla bu güzergahta da herhangi bir reaper yok. E, kameraya geçelim. Aynen. Kameraya gitmek çok daha, geçmek çok daha mantıklı. Aşağıyı daha rahat görüyoruz. O çok büyük bir... çok büyük bir oyun ya. Bu oyun çok tuhaf zevkleri var. Şey bakar mısınız? Bence bu olay çok zevkli. Hani kadar sağlıklı şey sularda bile yüzseniz sağlıklı diyorum. Ee, güvenli sularda bile yüzseniz fenerleri tam yakalım. 600 metre. Yanılmıyorsam adaya da zaten geliyorum. Ben öyle hissediyorum en azından. Selam. Biraz daha alçalabilirim yanılmıyorsam çünkü deniz birazcık daha derinleşmeye başladı. Birazcık daha derinleşmeye başladı. Oo bayağı iniyoruz. 500 metre. Abi muhtemelen e, gemiden çıkmak zorunda kalacağız. Çünkü Cyclops o kadar derinliği pardon, düzeltiyorum. Seamoth o kadar büyük derinliği kaldırmayacak. Orada farklı bir yer gördüm. Hiçbir şey göremiyorum yemin ederim iniyorum ama Allah'ım sen bana güç ver ya Rabbim Nasıl yapıyorum ben bu hareketleri İn oğlum Aslında Cyclops'a şöyle bir şey gelmesi lazım Dikine inme modu gelmesi lazım Dikine inme Bir modül buluyorsunuz onu koyuyorsunuz ve Cyclops dikine inebiliyor Bence bunun gelmesi gerekiyor ya, Şunlar çok lazım bana ya İnip toplasam mı acaba Değil mi gençler, azıcık inelim, burnumu birazcık daha indireyim, indir oğlum, etrafta kamerayla bakıyorum ve herhangi bir tehlikeli balık yok ve bakın sihirli balık değil, geminin kara, oturtturdum bu arada gemiyi, okey, uyarı veriyor bana, farkındayım, Şart son kez bakalım, hiçbir şey göremiyorum var ya, ne yapacağım bilmiyorum. şu dış kapatayım ben de, daha fazla dikkat çekmeyelim, daha fazla dikkat çekmeyelim. 100 <gülüyor> 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 Güvenli. Bana sorarsanız güvenli gibi okey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Gideceğim. Bekleyin. Çok karanlık. Farkındayım. Ben de hiçbir şey göremiyorum ama bunlara lastiği var. 3. Hadi oğlum sen de gel buraya. Hiçbir şey göremiyorum. Bir tane daha alacağım. Allah canını almasın seni tıklayamıyorum. Bay bay. Bay bay. Denizinizi de alın başınıza çalın. Okey. Oh, çok tehlikeli deniz sularda yüzmek. halbuki tuhaf. Okey, ilerliyoruz. İyi ki motoru kapatmamışız. Devam... Hop, hop. Kamera kaymış. Devam edebiliriz. 200 metre. Bayağı yaklaştık. Şöyle bir yüzeye çıksan da bir şeye baksan mı acaba? Allah'ım şimdi yüzeyde de şey olmasın yukarıda bir yerde. Ee, büyük balık olmasın diye istiyorum biliyor musunuz? Ya şimdi Reaper Reaper diyorum. E, reef back'lere durduk yere çarpmayalım. Önce bir yükselelim. Tamam mı? 300 metre hemen hemen. iyi yüzeye yaklaşıyoruz. Bakalım adaya ne kadar yaklaşayım onu merak ediyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla adanın tam altında benim aradığım yer. Eğer burası da oraya yakın bir yerse baya tatlı olur. Eğer değilse su altından yolumu bulabilmek için adanın nerede olduğunu öğrenmem lazım. Ay adaya gelmişiz. İn abi. İn 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 iniyoruz. Şu an C'ye basıyorum gençler. Sadece ve suyun altına doğru yola koyuluyoruz. Haydi oğlum. Şu an fenerim açık bildiğim kadarıyla. Bir tehlike olursa görürüm. Balık kümelerini seçebilmek çok iyi oluyor. Bak feneri kapatsam bile e, balık kümelerini seçebiliyorsunuz. Aynen işte bu kadar. Haydi bakalım Eray. Yola koyul. Bak baya. Bak burada ne var acaba? Ha burası çok derin değilmiş. Ups. Kaldır burnunu. Oo kaldır kaldır kaldır. Okey. Aa tam altımda. Hayda ben oraya nasıl gideceğim? Arkadaşlar. Şu an bildiğim kadar. Allah. Bir dakika buralar Çok ilginç ben nereye geldim şu an Ben acaba Mushi'ye mi geçmeliyim Ah işte buldum Grand Reef Aynen aradığım biyon bu oh, Aradığım biyon Vallahi bu Aynen aradığım biyon bu benim Okey. Buraya iniyoruz ve buraya şeyle devam edeceğiz. Çünkü bildiğim kadarıyla buralarda gençler kırmızı madenlerden bolca var. Aslında Bloodcat Forest'ta falan da var onlardan ama Bloodcat Forest'ta daha tehlikeli yaratıklar var. Burası biraz daha güvenli. En azından burada şey falan yok. Eee Reaper yok, köpek balığı yok. Tamam, sorun yok. Sorun yok. Kaç metre derinlikte olduğumu bilmiyorum ki benim için bayağı büyük bir problem. O nedir acaba? İnelim oğlum. İnelim birazcık daha. Şu an gemiyi koyabilecek uygun bir yer arıyorum gemiyi stoplayabilecek uygun bir yer arıyorum. Burası sanırım uygun bir yere benziyor. Şey nerede kaldı? Aa bak ışınlayanlar var. Ulan bu ışınlayanlar o sudan çıkartıyor. Dön oğlum dön. Dön o. Aman ya Rabbi! Ulan o neydi? Geçen gördünüz mü? Buradan bir şey geçti. Allah canımı alsın. Beyaz bir şey geçti. Kaç. <laughs> oğlum o neydi? Çok tehlikeli yaratıklar. Çok tehlikeli yaratıklar. Allah canınızı almasın ya. Yürü Eray. Yürü Eray. Evet buralarda tehlikeli mahlukatlar ee, görüyoruz. İşin iyi yanı bak. Şuradan bir yerden dalacağım abi aşağıya. Muşi'yi atlayacağım ve gideceğim. 160 metre. Tam tepesine bir yere. Hadi oğlum az daha yüksel. Az daha yüksel. Şu açıklardan bir yerden gireceğiz artık içeri. Okey gemiyi çarptım. Sorun yok. Sorun yok. Hala tek parçayız. Bak buradan bir yerden bana sorarsanız girebilirim. Okey. Gemiyi burada bırakacağım. Aynen. En kızın oraya bırakalım. Ama az önceki şeyi fark ettiniz değil mi? Gençler ne olur siz de görmüş olun. Eğer görmediyseniz videoyu ne olur geri sarın ve e, görün arkadaşlar. Hakikaten tuhaf bir şeydi. Şu motoru kapatalım motor çalışmıyor diyor biliyorum. Çünkü ben bastım ona. Okey. Işıkları kapattık ve daha küçük cihaza geçiyoruz. Beni yanıltma. Hayır oğlum beni yanıltma. Şimdi daha rahat hareket edebildiğim için çok mutluyum. Feneri açıyoruz. 300 metre derinliğe doğru. Aa geldik. Abi çok iyi. Aa daha kolaymış. Bulması hakikaten kolaymış. Şu feneri şöyle bir yakalım şu tarafa doğru. Ve Ruby falan da var. Aa burası güzel bir yer. Burası en azından bakın güvenli bir yer. Aynen. Oo tatlı oldu. Kralım, altın. Güzel, kurşun. Ha işte bunlara ihtiyacım var benim daha çok. Benim daha çok bunlara ihtiyacım var. Bu nedir? Aa quartz. 275 metre quartz bulduk. Okey oraya doğru gideceğim ama şu madenleri önce bir toplayalım hızlı hızlı. Çünkü bunlar bunlar önemli. Şurada bir şey fırlatan bize bir şey var farkındayım. Çok fazla yaklaşmayalım o arkadaşa. Feneri. Sadece harita açmadan feneri açabiliyor muyum? Heh işte bu kadar bunu istiyordum. Yakutmuş bu arada bunların adı haberiniz olsun. New PDA data. Bakalım bundan çok yüksek sığlı tüp nedir acaba? Aa sanırım benle alakalı. Sanırım benle alakalı. Burada ilk yardım var mı? Yok. Okey. Geri dönmemiz gerekiyor. Hmm. Şöyle bir gidelim. Oksijenimizi alalım. Az önce biz ne bulduk? Şuraya bir baksam görebilir miyim acaba? Hadi oğlum. Yüksek sığlı tüp. Bu ne? Fazladan hava sığası. Ha, Oksijen tipimizi geliştirebiliyoruz. Bakın bana böyle şeyler lazım. Subangis içerisinde var ama hani Cyclops için yok. Cyclops için herhangi bir şekilde savunma e, teknolojisi yok. Çünkü bildiğim kadarıyla var. Hani Reaper'ı falan sersemletebiliyormuş sanladığım kadarıyla. Benim onlara bolca ihtiyacım var. Yakutları bayağı topladım. Burada başka balıkların yumurtası var. Suyun altı iğrenç gözüküyor. Şuraya bakar mısın? O burası nereye gidiyor lan? Buradan gidelim mi? Burası nereye ne gidiyor acaba? Çok tuhaf duruyor ha. Ah! Şey Oğlum nereye saklamışlar oyuna bak. Zaman kapsülü. Aç oğlum. Evet. Güzel bir şey. Take care. Bıçağım yanıyor şu an. Neden? Az önce neden bıçağım yandı? Nefes alma başlığı. Bendeki ne? Işıma başlığı. Korkun kaplan ışımadan koruyucu başlık. Bu ne? Derinle dolaşan belki oksijen tasarrufu yapar. Karbondioksidi emer ve yeniden solunabilir havaya dönüştürür. Vay. Tak bakalım. Ne işe yaradı? Bakın %39, %36. %36, %33. Sanırım diğerinden e, biraz daha etkili anladığım kadarıyla. Veya bunu özel olarak biz mi kullanıyoruz? Emin değilim. Şuradaki madenleri de toplayalım. Lityum da önemli. bayağı maden topladım. Ama buralar nereye gidiyor acaba? Biraz gidelim mi? Ay burası derinleşiyor. Okey. Mushi. Allah. 9. Dayan oğlum. 6. Dayanırsın bayılma sakın burada. Uu, çok tehlikeli. Az önce şey fark ettiniz mi? Sanırım pil şarj ünitesi olabilir. Aynen. Bu bak pil şarj birimi. Nasıl okuyabilirim seni? Nasıl şey yapabilirim seni? Seni ikiye alacağım. Aynen güçlü bir şarj parçası. Çok iyi. Bundan bir tane daha mı lazım? Allah canımı almasın. Bir tane daha lazımmış bundan. Okey. Bence buluruz. Bu arada çok susadım. Ee... İyi, çok derin değil yalnız. Abi tane daha zaman kapsülü var. Oha. Yalnız şundan tırsıyorum gençler. Çıkış yolunu bulamayacağım diye tırsıyorum. O yüzden bu aracı buraya bırakacağım. Bana en azından çıkış yolunu gösteriyor olsun. Tamam mı? Biz de buradaki madenleri alalım. Daha fazla alamıyoruz. Ee, o halde şöyle yapalım. Şu cihazın şurada bir yerde dep deposu olması lazım. İnşallah burada bir yerde su koymuşumdur. Allah'ım koymuşum. Koy abi şu gereksiz madenlerin hepsini bu arkadaşa koy. Bunu bana ver. Bunu bana ver. Bunu tekrar geri koy. Şöyle hemen bir su içelim. Tekrardan madenleri toplamaya devam edelim. Orada bir zaman kapsülü gördüm ona gideceğim. Çok iyi oldu bu. Bu olay iyi oldu. Yalnız benim hala o parlayan çalıya ihtiyacım var. Çünkü jel yapıyoruz. Eee bildiğim kadarıyla jeli de yakut ve... Aa o da bu işte. Aynen bu bu bak bundan jel yapıyoruz biz. Jel kesesi işte bu. Allah! toplayabiliyor muyuz bunları? Hayır. İhtiyacım olan şey bu mu? Aa, ben tohumunu aldım kazayla. Ay keşke kırmasaydım. Daha fazla niye alamıyorum? Her neyse bence bundan bir tane varsa daha çok Ah, işte bu kadar. Haydi oğlum. İnanılmaz. Burada başka bir gümüş cevheri güzel. Burada bir de zaman kapsülü görmüştüm. Neredeydi? İşte buradaydı. Çıkart. e, envanter dolu. Damıtma giysisini nesesini almak için yer aç. Hmm, en gereksiz nedir? Aa bakın. Vücuttan nemi kazanarak temiz içilebilir su sağlar diyor. Oğlum inanılmaz şeyler bulduk. Çok güzel. Kıyafet de gelişti. Bayağı tatlı oldu. Dur dur bir şey fırlatma. Allah namussuz seni bir şey fırlatma dur. Dur fırlatma. Tat gidermeyi yetkinleştirmediniz. Teşekkürler. İyi günler dileriz. Okey teşekkür ederim. Arabam nerede? Benim acilen depoya ihtiyacım var ekstradan gençler ama yapacak bir şey yok. Biraz daha ilerlemek istiyorum. Hazır buraya kadar gelmişken. Şu jel bitkisini bir de bıçaklamadan deneyeceğim. İşin iyi yanı bakın her yerden dışarı çıkabiliyoruz. Şimdi bakalım çantamızda yer var mı? Hmm. Şu sporların bence birkaç tanesini bırakabilirim. Ve elle alacağım. Aynen bak işte beni böyle almam lazım bunları. Ben direkt bitkiyi bıçakladım. Herhalde 3 tane ondan olsa şöyle işte düzeltiyorum. <laughs> bir tanesini daha bıraktım. Bulabilirsem bir tane daha bulayım. Al abi kurşun da önemli. Bence yeterince Yakut'a sahibim ama bir tane daha alabiliyorsak alalım. Veya kurşunu bırakalım. Kaybol. Yakut'u aldım. Sanırım ee, daha başka şu bitkilerden bulamayacağım. O halde şansımı daha fazla zorlamayayım. Şunun tohumunu ben... Tohumunu almak istiyorum. Onun yerine neyi bırakabilirim? Eee hava kesesine abi bırak. Heh tohum işte bu kadar. Hem tohumu ekeriz gençler evimizin oraya bir yere. Alright biniyorum. Okey. Bu biyomdaki işim bana sorarsanız bitti buradan çıkışı kararlayacak olursak. Aa çıkış burasıymış zaten. O halde çıkalım. Ve yanılmıyorsam o da orada, Harika. Bir buraya uğrayalım. Şöyle uzaktan bir bakalım. Farklı bir şey bulabilir miyiz etrafta? Çünkü buralar henüz bizim tuhaf sesler duyuyorum. Ee, çok da fazla uğramadığımız biyomlar. Ama zaman kapsülü hakikaten sandığımdan daha fazla dağıtılmış herhalde oyuna. Bunu ne ara bakmışım ben ya. Her neyse. Gidiyoruz tekrardan Mothership'e doğru. Ve bu sefer ee, diğer biyoma doğru bakacağım biraz daha. Torpedo kolu kullanış olabilir. Envanter dolu zaten. Bakmışız. Hemen şurayı keselim. Hemen şurayı keselim diyeceğim. Lazer kesiciyi kullanmıyorum. Onarım aleti. Çok güzel. Lazer kesiciyi yanımıza almamışız. Okey. Neredesin bebeğim? Ya sen orada dursan da ben gitsem mi ya? Çok mu uzağız anlamadım. Sanki biraz uzağız gibi. Teşekkür ederim. Pardon kararlayamadım. Çok tuhaf sesler çıkıyor. Umarım siz de duyuyorsunuzdur bu sesleri. Gemiye girerken, gemiden çıkarken. Bazı ilginç sesler duymuyor değilim. Burası hemen hemen dolmuş gibi. Buradaki dolaba bakıyoruz. Hemen boşaltıyoruz çantamızı. Sen değil, sen değil e, ee, şu jel keselerini bırakayım da Allah'ım ne olur ne olmaz. Bunlar çok önemli bir e, tür. Bunlar önemli tür bizim için. Bırak abi. Evet yemeğim yanında gelsin. En bir tanesini bırakayım bir tanesi gelsin. Şu ilk yardım çantası ben de beraber gelsin. Okey. Geminin burnunu döndüreceğiz şimdi çünkü. E, döndürmem gerekiyor. Tam geride kaldı. Bildiğin kadarıyla tam yukarıda da ada var. O yüzden Evimiz de buradaymış. Okey bildiğim kadarıyla şu tarafta. Ama az önce çok tehlikeli bir yaratık gördüm. Hala benim aklım orada yemin ediyorum. Benim hala aklım orada. Oğlum çok ilginçti ha o. Çok ilginçti. Çünkü biliyorum bu gemiden çok daha büyük yaratıklar var. Ve onlar bizim için çok büyük problem. Ama bakalım. Bakalım. İşte bu kasası. İşte burası. Şöyle gemiyi görünür bir yerde bırakayım abi. Aynen burada bırak. Gemiyi kapat. Allah kornaya bastım ya. İnanmıyorum. Yok bir, şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok ölümcül balıklar. Hiçbir şey yok ölümcül balıklar. Hiçbir şey yok. Yanlış yaptım. Ne yapıyorum ben? Yanlış yaptım. Cık, tehlikeli bir şey yok balıklar. Merak etmeyin. Tehlikeli bir şey yok. Haydi bakalım Cyclops. <laughs> Yüzümü kara çıkarma benim. All systems online. Tüm sistemler online. Bakalım bu delikler beni. Burası geri 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 oğlum geri, geri, geri. Var ya feneri kapatmak istiyorum. Nitekim de öyle yapacağım. Aa burada da mı yakutlar var? Ya şu balığı yakından görebilir miyim? Benim az önce darlayan balık vardı ya bir tane. Bir dakika arabamız nerede koydum ben arabayı? Onu ben anlayayım He, araba orada. Hım. O zaman böyle gidersem ve ben yanılmıyorsam bu taraflarda bir yerde görmüştüm kendisini. Şöyle fener yakarsam dikkat çeker miyim acaba? Bana sorarsanız çekerim. Orada doğa var bana bakıyor. Geç. Geçiniz efendim. Ya şu Cyclops'un şu Seamot'un bir savunma mekanizması olsa var ya harika olacak benim için şu en azından şu küçük tehditlere karşı. <laughs> Hay Allah ciddi misin? Derinliğe hiç bakmıyorum. Abi giremeyeceğiz. En azından şurada bir yerde gemiyi bıraksam. Aynen. Bunu bırakayım. Şuradan birkaç tane örnek alayım. Bu kadar örnek bana herhalde yeterli olacaktır. 280. Birazcık zorlayayım. En azından şu en dip noktasına kadar ineyim şunla. Okey. Sanırım burası en uç noktası. Arkadaşlar selamlar tehlikeli olmadığınızı biliyorum. Ve o şekilde davranın. Ve bildiğim kadarıyla buralarda bir yerde trader petleri de olması gerekiyor. Gerçi o konuda yanılıyor olabilirim. Oğlum buralar ne kadar derin ya. Yüce Allah'ım. Buralar çok derin. 130 metre Asla yapmayacağım şeylerden bir tanesi bu gençler Deep diving No thank you Kes Envanter mi dolu Oha çokmuş onlar Deep diving Kesinlikle her ne kadar Aa sihirli balık gel buraya Ge Gel buraya Diğerlerinin yanına gidiyorsun sen de Buraya gel lütfen sihirli balık Hmm daha derine inmenin bir mantığı var mı gençler bilmiyorum. Çünkü burası bildiğim kadarıyla hep hep bu biyomdan oluşuyor. O yüzden bana sanırım bilmediğim bir şey artık vermeyecek. Herhalde tek gitmemiz gereken yer kaldı. O da Mountain. Allahu Ekber. Woo! Tehlikeli. Okay, sorun yok. Sorun yok iblis. Ana ne oluyor lan? What the? F Neredeyim? Yapma, yapma, yapma. köpoğlu oğlu köpek yapma. Arabam nerede? Mushi! 80 metre. Woo. Çok uzağa ışınladı. Yapma oğlum, ışınlama bir daha beni. Terbiyesiz. Muş'u buraya gel. Sana ihtiyacım var. Şimdi kötü yanı şu, yaratıklar şeyde de ışınlayabiliyor size. Eee, Muş'un içindeyken de rahat bırakmıyorlar yani. Muşi veya Suban. Okey tek bir yer kaldı. O Oda. Bana sorarsan aslında şu an malzemelerimle kendime Suban yapabilirim. Ama ben yine de bazı e, parçalar bulmak için Mountain Island'a inmemiz gerektiğini de düşünüyorum bana soracak olursanız gençler. Oh okey. Okey. Çok tehlikeli. Tehlikeli bazı şeyler atlattık. Sen değil. Şöyle aşağı doğru inelim. Ben tabii ki yapma. Burada fabrikatör var biliyorum fakat. Şu değerli spesimenleri de şuraya bırakalım. E, şunları şuraya bırakalım. Onlar da orada. Hemen hemen her e, bölmeyi şu an için kullanmış gibiyim. Şunu alalım veya almayalım karnımızı yukarıda doyururuz. Okey. Haydi oğlum. Ka ka mermer kavun diye bir şey söylediniz ama o sanırım daha çok doyurucuymuş ama... E, o bitkilerden sağ var mı bende? Veya onun tohumlarını herhangi bir şekilde edindim mi? Bilmiyorum. Ve Cyclops'a ekebildiğimize göre e, herhalde şeydir. Eee... Bak şurada bir şey var. Bakın düşüyor gördünüz mü? Bak yemin ederim orada düşen bir şey gördüm. Aa şey olabilir o. Don, az önce bir şey geldi bana. What is this? Damıtılmış su. Vay. Aa kıyafetimiz su yapıyor bizim. Yiyeceği düşürüyor gerçi. Düşürsün anasını satayım. Yiyeceğimiz bolca var. Okey. Dönüyoruz gençler tekrardan. Burnumuzu. Özür dilerim. Nelere çarptım bilmiyorum. Evimiz nerede göremiyorum. Evet oradaymış. Döndür oğlum. Döndür 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 döndür. Şimdi... Mountain Island'a doğru gidiyoruz. Orada da toplamamız gereken bazı e, örnekler var. Çok karanlık. kameraya geçmek istemiyorum. Oğlum çok karanlık. Nasıl çok karanlık? Niye bu da çok karanlık? Akşam mı oldu? Veya ben mi çok derinli? Şu an yüksek, yükselmek de istemiyorum çünkü yukarıda ada var. Geç adayı geçmişizdir herhalde. Yüksel anasını satayım. Yüksel oğlum yüksel. Aynen yüksel yüksel yüksel. Oh uh, rahatladım. <laughs> hakikaten. Hakikaten. Oh, şu görüntüyü görmek çok güzel. Çok sevindirici. Şu görüntüyü görmek hakikaten çok sevindirici. Okay. Bir sonraki bölümde gençler Mountain Island'a doğru gideceğiz. Orada toplamamız gereken bazı madenleri toplayacağız. Bakarsınız e, bazı modüller buluruz. Cyclops'la ilgili, modla ilgili veya Suban'la ilgili. Ondan sonra görevimiz birazcık daha kolaylaşacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim sizin için. Bu bölüm biraz kısa oldu ama hakkınızı helal edin gençler. Bir sonraki bölümde bu arada e, ne olduğunu varsa bildiğiniz, bizim orada gördüğümüz şeyin ne olduğunu bilen varsa e, yazabilirse çok çok sevinirim hakikaten. Çünkü ona göre ya bir daha oraya uğrarız ya da orayı bir daha tamamen noktalarız diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz gençler. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.